spontane doğan bir çalışma. Onu 7'ye. Tansiyon daha da yükselsin. Kaldı. Pazartesi günü inşallah. Evet. Servise çıkartalım. Yani. Ondan sonra ikinci ameliyatında inşallah. Kolay yırtadın mı? Orada ısrar mı? Oradan da mı? Yani bizde bir tane yastığı da yastığı. Bu kalbin içerisinde septumları arasında, yani septumun olmaması durumu, tek ventrikül fizyolojisine yakın bir fizyoloji. Kalbinde çok büyük bir delik ve kalpten çıkan ana damarın gelişmemesi durumu. Özetle çocuğun arkını düzelttik, tamir ettik, başka materyaller kullanarak, aynı zamanda akciğere kan akışını fazla olmaması için bir bant dediğimiz prosedürü yaptık. Postop süreçte de, yani ameliyat sonrası süreçte de yaklaşık ikinci günde makineden ayrıldık. Bugün postop dördüncü günü. Klinik seyri iyi gidiyor. Takiplerine devam ediyoruz. Servise çıkartmayı planlıyoruz. Bazı durumlar geciktiği zaman yaşamla bağdaşmıyor konjenital kalp cerrahisinde. Bu çocuğun aortu hemen hemen hiç gelişmediği için, akciğer hipertansiyonu da geliştiği için çocukta aynı zamanda değerleri yüksek geldi. Yani böbrek değerleri, karaciğer değerleri yüksekti çocuğun geldiğinde. O yüzden dolayı acil ameliyat olması gerekiyordu. Ameliyat sonrası da beklediğimizden daha iyi sonuç alması nedeniyle biz de sevinçliyiz. Bebeğimizi bundan sonra daha birkaç tane de ameliyat bekliyor. Önemli olan burada ilk dönemi, ilk operasyonu atlatmaktı. Bundan sonra sıkı kardiyoloji takibi, tanısal anjiyolarla tanının netleştirilmesi ve ondan sonraki ameliyatlar süreci başlayacak. Allah'a çok şükür, hani biz çok, hani çok ağır dediler, hani yaşama şansı çok düşük dediler. Ya o an çok değişikti, yani çok zor bir zaman geçirdik. Hani Murat hocamızdan Allah razı olsun, o ameliyatı yaptı ve başarılı bir şekilde geçti. Ve şu an 48 saati de doldurduk. Umarım hep bu şekilde devam eder.